Proje yönetimi sohbetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz o zaman ve artık birazcık daha spontane konuşarak ilerleyeceğiz. Bu videolara bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ve bugünkü konumuz projeler nasıl başlar olsun. Bu arada şey de olabilir, yani biz konuşuruz, dinleyenler, yorum yazarlar, bir de şu konuyu konuşsanız derler. Seve seve o konuyla konuşuruz. El alırız sanki. Konuşuruz ya, bizde bitmez yani şey. Değil mi? İçerik bitmez. Burada yalnız hani kitapta ne yazıyordan ziyade onu da söyleyelim özellikle. Kitabı zaten anlattık anlatacağımız kadar. Veya eğitimlerde hala devam ediyoruz anlatmaya. Birazcık daha gerçek hayatı aktarmaya çalışacağız. İlk konuşacağımız konu projenin başlatılması olsun. İşte projeler nasıl başlatılıyor gibi bir konu başlığıyla ilerleyelim. Nasıl başlıyor projeler? Bazı projeler emir-demir ilişkisiyle başlıyor. Ve işte yönetim diyor ki biz bu projeyi yapacağız. Fakat o projenin arkasında neyi neden yaptığımız ya da neden başladığımız konusu çok açıklığa kavuşmadığı için işte projeyi yöneten, projede yer alanlar zaman içinde belli motivasyon kayıplarına uğrayabiliyor. Ve çok enteresan böyle eğitimlerimde duyduğum hikayelerden. Ya Savaş Bey, bir proje yapıyoruz ama niye yapıyoruz, neden yapıyoruz? Çok da bilemiyoruz. Hani ucu nereye değecek? İşte o konularda diyorum ki projelerin sebebinin, nedeninin açıklanması ve aslında içeriğin ikna edilmesi lazım. Diğer taraftan gördüğüm, bir de ben bizim kültürün biraz özelliği diyorum ben, uçlarda yaşıyoruz. Bir de çok ciddi yönetimler var. Onlar da diyorlar ki benim bir projeye onay vermem için acayip bir ön çalışma yapılması lazım. Beni ikna etmeniz lazım. Ve bu sefer de gruplar gerçekten günlerce fizibiliteler, iş planları, o konuda işte verileri topluyorlar, çalışıyorlar, ediyorlar, bir sunum yapılıyor. Evet ya da hayır kararı çıkıyor. Ama tabii bütün projelerin bence devamı daha sağlam oluyor. En azından fikir aşamasında da çürüyen projeler var. Böylece bu çalışmalar yapılınca belki yönetimin huzuruna bile çıkmayabiliyor. Birdenbire bir başladık diyor. Böyle birdenbire bir şey istedi bizden. Biz de onu yapmaya başladık. Bir akıntıya kapıldık. Aktık gittik diyorlar. Bir yerine de geldik. Ne zaman bitecek diyorum ben. Diyorlar, belli değil. Yani bir yerde bitecek ama çok emin değiliz diyorlar. Bilmiyorum, senin o konuda başka anıların var mı? Şeylerin. Var. Hatta iki noktada şöyle de eklemelerim olacak. Bir tanesi projenin başlangıcı ile ilgili çok karşılaştığım durumlardan bir tanesi. Böyle bir U masa şeklinde oturur insanlar. Bir toplantı yapılıyordur. İşte başta genel müdürdür. Önemli bir genel müdür yardımcısıdır. Toplantıya katılanlardan birisi bir fikir ortaya atar. Genel müdür bayılır fikre. Ve bu fikri ortaya atana der ki sen bunu projelendir. Şimdi o fikri ortaya atan söyleyeceğine de bir pişman olur ya. İşte bazen projeler böyle başlar. Bir sonraki toplantıda kimse fikir ortaya atmaz. Hatta tam toplantı esnasında herkes o kişiyle bir göz göze gelir. Ya bak gördün mü, söylersen üstte kalır iş şeklinde bir yaklaşımla. Sonra da fikirler ortaya çıkmaz. Yani fikri ortaya atmak sanki cezalandırılmak gibi bir durumla karşılaşıldığında insanlar fikir ortaya atmıyorlar. Halbuki fikri söyleyenin belki konuyla hiç alakası yok. Bu çerçevede bir hani fizibilite yapılması lazım. Doğru kişinin proje öncüsü olarak atanması lazım. Artı demin söylediğimiz araştırmaların yapılması konusu da. Orası da çok ilginç. Mesela üst yönetim istiyor. Bu proje yapılacak diyor, fizibilite yapın diyor. Ama istiyor bu arada. Herkes de biliyor üst yönetim istediği. Biz mühendislik eğitimi alırken şöyle bir söylem vardı. Hocanın beğeneceği şekilde sayıları ayarlayın. Ne demek? Bu sabunlama denir buna. Rakamları öyle bir ayarlarsın ki hoca bayılır. Şimdi üst yönetim istiyor, bir fizibilite yazılacak. O fizibiliteyi de öyle bir yazalım ki üst yönetimin istediği gibi olsun. Şimdi öyle yazınca zaten bu fizibiliteyi niye yapıyoruz? Yani iş karlı mı zararlı mı, buna bakmak için. Üst yönetim istiyorsa niye fizibilite yapıyoruz zaten? Üst yönetimin aslında sorgulaması gereken, hani buna bakın, fizibilitesini yapın, zararınaysa hiç girmeyelim bu işe. Onun için bu kavramlar sanki iş yerlerinde birazcık böyle hani üstün körü, yani miş gibi, varmış gibi şeklinde yapıldığında ne yazık ki anlamlarını yitiriyor. Projenin başlangıcı ile ilgili benim böyle iki tane gördüklerim var. Bunları paylaşmak istedim. Valla ben de şunu görüyorum, diyorum ki siz bu projeye başladınız ve belli bir şey elde etmek için başladınız. Bir sebebi var. Bu para kazanmak olabilir, müşteri kazanmak olabilir veya işte maliyetleri aşağı çekmek de olabilir. Bir şeyleri yukarı, bir şeyleri aşağı çekmek için. Diyor ki bunu takip ediyor musunuz?
Yani biz bunu başardık mı? Çünkü projeleri ikna ederken aslında gerçekten sayılarla oynamak, senin tabirinle sabunlayarak sırf yönetimi ikna etmek için bir şeyleri manipüle etmek mümkün. Yani bu olası. Fakat diyorum ki siz bir şeye ikna olduysanız da, yönetime doğru da böyle söylüyorum. Siz bir şeye ikna olduysanız o ikna olduğunuz konuyu takip edin. Bu kazançlar ya da faydalar, değerler bazen projenin içinde, bazen tam bittiğinde, bazen bittikten aylar sonra ortaya çıkabiliyor. Ama diyorum bunun takipçisi olmanız lazım. Ve hani bir yandan da bunu takip etmezseniz aslında gerçekten bu proje size neye mal oldu? Gerçekten bir değer üretti mi, bir fayda üretti mi, bunu göremeyeceksiniz. Bir diğer şeyin ise benim biraz kişisel takıntılı olduğum konulardan biri fikirler. Birçok yerde fikir para etmez diyorum. Çünkü yani bizim böyle fikir ishali diye benim bir tanımım var. Birinden bir fikir istediğinde çok fikir geliyor. Yani fikirler akıyor. Yüzlerce, binlerce fikir olabiliyor bir konuda. Ama bizim ihtiyacımız sanki onları yapmak ya da yapacak birileri ya da onu başarmak üzerine olmuş. Çünkü ben ışınlama diye bir fikrim var deyip kenara kaçamam. Işınlamayı yaptıktan sonra da beni ödüllendirin demek bana çok akıllıca gelmiyor. Yani o fikir benimdi. Beni de ödüllendirin. Ne alakası var? Yapabiliyor musun o ışınlamayı? Biz yapabiliyor muyuz? Ya da sen bu işin kimler tarafından yapılacağını, yapılabilirliğini, mevcut durumu, kapasiteyi hiç düşündün mü? Hani fikri öyle attıktan sonra yönetimin ben şeyini çok doğal buluyorum. Madem bu fikri getirdin, sen bunu düşünmüşsündür diye bir arkada bir senaryo aradıklarını düşünüyorum. Yani sen bu fikri getirdiysen, bizim de karşımızda oturacak kadar yetkili, yetkin biriysen, demek ki bu fikri bana getirdin ki arkasında düşündün. Yani nasıl yapılır, hayata geçirilir mi? Öyle heyecanlanıp profesyoneller akıllarına geleni söylemezler. Öyleyse o ben söylersem üstüme yapışır fikri, aslında fikirden prim etmek, prim elde etmek isteyenlerin yaklaşımı diye düşünüyorum. Fikirden para kazanmak diyorum buna. Fikirden para kazanılmaz. Yani fikir çok. Yani ben işte diyebilirim uçan araba, uçan gemi yapın. İşte ne bileyim yerin altından giden bir araba yapın. Yani böyle şeyleri söylemek kolay yani çok. Biraz bilim kurgu seyrettik mi fikir çok. Ama hayata geçirme tarafı bu işi projelendirmek, yapmak için ya biraz düşünmek lazım söylemek için. Yani o fizibiliteyi çok detaylı yapmasa bile oturup 5 dakika düşünse biz bunu yapabilir miyiz? Olur mu? Hani bu şirkette bunu kim yapar? Ben mi yaparım? Başkası mı yapar? Yapabilir miyiz? Bize ne faydası var? Zaten kuruma faydası olacak bir şey de yapacak biri bulunur. Yani orada hiçbir işin ortada kalacağını düşünmem ben. O yüzden hani bu yaklaşım biraz tembellikle bağdaştırıyorum. Ben fikri söyleyeyim. Sonra kaçayım birileri yapsın. Bilemedim yani. Kısmen katılıyorum. Ben fikir de... çok ya. Ya. Fikir çok ya. Bence çok yani. Herkeste çok fikir var. Şirkette şöyle bir sorun var. Bu hani fikir üstüne yapışma halinde. Fikirler ortaya çıkıyor ama sorun şu. Şirkette fikirlerin değerlendirilmesiyle ilgili hani hep diyoruz ya portföy yönetimi tarafı diyelim veya fikir değerlendirme sistematiği diyelim. Hani portföy kelimesini atalım bir kenara. Fikir değerlendirme sistematiği, fikrin bir yere girilmesi, ondan sonra belirli adımlardan geçerek değerlendirilmesi, ilgili kişinin bulunması, atanması vesaire o sürecin olmamasından kaynaklanıyor benim söylediğim durumlar. Kişinin üstüne yapışı olması. Ve üst yönetimde o detayla ilgilenmiyor belki. Şöyle bir varsayım, demin söylediğim gibi varsayım. Bunu söylüyorsa herhalde gerisini düşünmüştür gibi varsayım. Varsa işte şirkette de ne yazık ki bu fikirleri değerlendirebilecek bir sistem oturtulmadıysa kişiler bir zaman sonra işte iş üstüme yapışıyor şeklinde düşünceyle fikir beyan etmemeye başlıyor. O fikir değerlendirme sistematiğinin başlangıçta şirket içinde mutlaka kurulmuş olması lazım. Böylece kişi o fikri söylerken neyi önce düşünmesi gerektiğini bilip bunun maliyetine mi bakacak, bunun zamanına mı bakacak, bitirdikten sonra faydayı nasıl elde ederiz diye düşünmesi, o faydayı nasıl elde edileceğine dair bir şeyleri yazmaya başlayınca belki kendisi de görecek aslında ne kadar anlamsız bir şey istediğini. Ama bu insanlara tam olarak anlatılmadığında veya şirket içinde böyle bir sistematik olmadığında evet uçan araba da istenir, uçan gemi de istenir. Kişi o değerlendirme yöntemini bilmiyordur. Problem oradadır. Onun için hani fikir ishalleri başlayabilir.
Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Türkiye'de bir büyük kurumlarımızdan birisi, çok sektörü de söylemeyeyim, yılda teknoloji tarafına yaklaşık 4-5 bine yakın talep geliyor. Ve mevcut kapasiteyle de bunlara yetişemiyorlar. Ben de o kurumda danışmanım. Ve ben bu talebi nasıl yapıyorlar diye baktım. Bu çok biraz yıllar öncesi, epey oldu yani. Talep formuna bakıp ben şöyle bir şey rica ettim. Dedim ki bu talebi yapanın altına bir tane boş kutu daha açıp faydasını yazmasını ister misiniz? Bize ne kazandıracak? Ve bunu da sayısallaştırıp, yani bana 1.000 lira kazandıracak. Çünkü için 1.000 lira, 100.000 lira, milyonlar söz konusu. 4.000 adetlik talep sayısı bir sonraki sene 1.000'e düştü. Otomatikman. Çünkü aklına geleni yapacak biri var diye istemek, o Evet. da çok doğru değil. O yüzden hani faydayı sayısallaştırmak çok önemli. Diğer örnek daha uluslararası bir kurumdan, yine yakından tanıdığım bir firma. Burası ise kişilerin getirdiği önerileri ve bu önerilerin sayısal faydasını kendi işlerindeki akil bir grupla değerlendirip, yani içinde konunun uzmanlarının olduğu kurumun eskileri ve detayları, gelen fikirlerin içinden istisnaları bir kenara ayırıp, çünkü gelen fikirler çok istisnai bir duruma ilişkin tek defalık olabiliyor, ama hakikaten uluslararası fabrikalarında veya genelde kullanılabilecekse onu önce ilk yaptıkları o fikri, o şeyi, ki bu genellikle hani içeride bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek üzerine oluyor. Bütün fabrikaların kitaplarına sokup ilgili denetim departmanlarına talimat verip bundan sonra bu yapılacak yapılmayacak denerek bir talimat gidiyor. Tamam. Ve orada eğer o fikri götüren o fikre ilişkin faydayı sayısallaştırabilmişse, o sayısallaştırdığı fayda üzerinden bir ödüllendirme var. Çam sakızı çoban armağanı. Yani bunu yapan kurumlarımız da var. Aslında projeyi başlatmak için kurumların o ayağı yere basan yaklaşıma çok ihtiyaçları var. Çünkü yani az kaynakla, sınırlı bütçelerle, bu rekabet ortamında yani bir şey başarmak için çok daha titiz olmak gerekiyor. Ya yani başlamış işlerin bitmemesi gibi durumlar var. Ya da yanlış başladığı için, tabii bu başlangıcı konuşuyor olmamızın benim için şöyle bir an şeyi de var. Benim çok önemsediğim bir konu. Bir proje kötü başladığında, kötü seçerek başladığında, başlangıcını da kötü yaptığında aslında geri kalan bütün süreçler bundan çok etkileniyorlar. Ve hep geri dönmeler başlıyor. Veya boşuna atıl kaynak kullanımları. İçeride bence güven kaybı, motivasyon kaybı da oluşuyor. Yani sanki şu proje seçme işini çok daha ciddi yapmayı odağına koysa firmalar ve önceliklendirme tabii. Bence onu da ayrı konuşalım. İşleri nasıl önceliklendireceğiz kısmı. 10 bin feet bakış açısı diye bir konsept var yönetimde. O tabii şöyle bir şey diyor. CEO gökdelenin tepesindedir. Baktığı zaman bizim çok güzel bahçemiz var der. Müdür orta katlardadır. Bakar bizim bahçede çiçekler, ağaçlar var der. Bahçıvansa oradaki böceği görür. Yani orada aşağıdakine sorduğun zaman çok daha detayı görebiliyorsun. Yukarıdan baktığında belki doğru fikri yakalayamıyorsun ya da daha stratejik fikirler buluyorsun sen. Ama aşağıda mesela o karıncalar belki daha çok zarar verebilir veya karınca demeyeyim, zararlı böcekler. O zaman işte o bahçıvana sormak, aşağıdakilere sormak veya benim şeyim, projeye başlarken diyorum ki bu projeye başlamadan önce aslında bütün paydaş mı diyelim, o işten etkilenecek, etkileyecek herkes diyelim, bu projeyi yapmanın konusundaki görüşlerini aldınız mı diyorum. Çünkü projeye başlarken zaten birçok taraf o konudaki çekincelerini, fırsatları ve şeyi değerlendirebilir ve sizi hiç görmediğiniz bir yerde uyarabilir. Aman derler, bunu yaparsak sonra şurada tıkanırız. Aman bunu yaparsak çok iyi bir şey, ileride şu fırsatı da açarız. Diyorum ki başladıktan sonra dönüş yok, ama başlamadan şöyle maksimum o projeyle ilgili bir şey toplasanız, hani görüşleri, yaklaşımları, içerideki husumetleri görmek için bile işe yarayabilir. Oo, onun fikrini hayatta sevmem, yapmam falan da anlarsınız mesela. Kişisellikler de girer. Ya diyorum şu projeye başlamadan önce bir emin olun, ikna olun. Yani sayısal da ikna olmak lazım. Ama o işe gönül verecek
katkı sağlayacaklara ilişkin de ilgilerinden ikna olmak lazım bence. Teorisinden bahsetmeyeceğiz diyoruz, böyle pratik konuşacağız diyoruz ama en nihayetinde yine PMI'nin söylemlerinden de çok önemli bir noktaya değinmek lazım. Tutamayacaktın, biliyordum Yani, ben kendini. durduramıyorum kendimi. Yani işte başta kapsam, zaman, maliyet bir kenara, önce paydaş tarafı önemli. Yani bu işe kimler bir şekilde dahil olacak? Yine şahit olduğumuz projelerde öyle şeyler oluyor ki proje ekibi ilgili departmanla çalışmaya başlamış, müşteri çalışmaya başlamış. Projenin belirli bir noktasına gelince hukuk departmanı diyor ki bu çoktan yasaklandı, siz ne yaptınız? Bize niye sormadan başladınız bu işlere? Gibi bir söylemle başladıkları için koca proje bir anda çöp haline dönüşebiliyor. Onun için burada PMI'ye o paydaş söylemine vurgu yapmadan geçemeyeceğim. Valla bunu ben de çok yaşadım ya. O yüzden artık şey diyorum ben. Lütfen diyorum, hukuki görüşü alın. Yani işinizin öyle hukuki bir tarafı varsa, yani evet, bir şekilde yasalara, kanunlara değen bir tarafı evet varsa, her şeyin olmayabiliyor, her projede olmayabiliyor. Ama diyorum, hukuki olarak daha yönetime fikri sunmadan, şifayen bile olsa o işin olur olmasını araştırın. Yani sizin o iş yapmak için belediyeden izin almanız gerekmelidir resmi olarak. Ama diyorum, o fikir geldi ya aklınıza. Bir belediyeye uğrayıp biz böyle bir başvuru yapsak yasak mı değil mi diye bir sorun ya. Hani diyorum ki bu şifayen sorulabilir. Evet. Sonra o başvuru süreci gelir. Ama şifayen bile olsa şöyle bir avukat da değil yani. O resmi kurumların bakış açısı, otoritelerin, her kimse. Ya diyorum hani, size çok rahat şeyi söylerler. Biz o konuda bir şey izin vermiyoruz ya da izin veriyoruz. Yani bu çok bir sır bir şey değildir diyorum. Sizin yapacağınız iş ticari bir iştir. Yani size zaten bir sorun ya diyorum böyle. Benim de şeyim o. Başlangıçta zaten içine düşeceğiniz bir çukuru fark edebilirsiniz. Yani İşte, sorun. Vaktiyle fark etmemiş oluyor şirketler. Mutlaka böyle hatalar yapıyorlar. Sonra metotlarının en başına hukuka başvur diye bir madde koyarak başlıyorlar. Hatta daha da kötülerini ne yazık ki görüyoruz. Şöyle, proje başlamış, hukuka sorulmamış. Hukuktan bazıları da biliyorlar projenin başladığını. Sırf kendilerine sorulmadığı için. Aa, Yani kişisel. Ego tatmini tamamen. Bana sorma, nasıl bana gelecekler diyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Ta proje böyle artık hani yayınlanacak diyelim, duyurulacak diyelim. Hukuka soruyorlar tabii o sırada. O zaman da hukuk bana sormadınız ki deyip bütün projeyi durdurabiliyor. Ya o konuda ne yazık ki. Sadece bir departmanla değil, ben o projeye Evet, destek örnek verecek verdim mesela. Herkesin geç haberdar edilmesi, yani proje başlangıcında fikirlerin alınması, işin içine dahil edilmemelerinde direnç gösterdiğini duyuyorum. O konuda da uyarıyorum firmaları. Bunu insani görüyorum ben. Daha da duygusal tepkiler olarak görüyorum. Çünkü profesyonellikte bu olmadı işin doğrusu. Ama biz duygusal bir toplumuz. Küsebiliyoruz, kızabiliyoruz. İşte ne bileyim, vay diyoruz, sen madem öyle yaptın ben de o zaman deyip dersine gidiyoruz. Hani o işi başlangıçta sıkı tutmaya geliyor iş. Yani ben onu diyorum. Yani başlamadan hatta sıkı tutmaya geliyor. Oraları ne kadar sıkı tutarsak sonra başımız o kadar azaltıyor. Yani benim en temel proje başlangıcıyla ilgili şeyim o. Peki ders alıyor muyuz? Bir projede mesela tamam yanlış başladık, yanlış gitti, yanlış da bitti. Ders aldık mı? Bir sonraki projeye ders alınıyor mu, ya da öyle sorayım. Bunu belki başka bir video konusu olmalı başlı başına. Yoksa aynı hataları bir daha bir daha bir daha mı? Şimdi ben orada da şey diyorum, canı yeterince yanmamışsa almıyor. Değil mi? Bir sağlam canı bir... çok yanmışsa gerçekten, yani o ne bizim sözümüz var, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gel gibi. Evet. Ben tekrar eden hataların çok zarar vermemiş hatalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zarar vermiş bir hata zaten şeyden de çıkmıyor akılda. Ama önemsiz görülen hataların, geçmişte zarar vermemiş hataların yeni projelerde çok zarar verebileceğini söylüyorum. Yani sizi o zaman çok yaralamamış. Evet. Ama şimdi çok büyük yaralayabilir. Yani temel prensipte şey, yani ders çıkaramıyorsanız zaten sonucuna katlanacaksınız. Yalnız çok küçük bir, çok kısaca bir şey diyeceğim. Bireysel akıldan çıkmak mı, kurumsal akıldan çıkmak mı? Kişi giderse, o bilgiyi sahibi olan kişi
ve o kişi bilgisiyle giderse, bu bir yere yazılmamışsa, ne yazık ki kurumsal akılda, kurumsal hafızada kalmama ihtimali de var. Onu kısaca hatırlatmak istedim. Buyur. Ya benim şöyle şeyim oluyor kurumlarda, eğitimlerimde. Kurumsal hafızaya ihtiyacınız var mı? Oluyor mu diyorum. Şimdi bundan 3 yıl önce bitmiş bir projenin nasıl başladığını, nasıl bittiğini falan, ya da kim yapmıştı, şunu kim yapmış? Evet, çok oluyor diyorlar. Peki diyorum, şu anda yaptığınız projenin bu kayıtlarını tutuyor musunuz? Hayır diyorum. Yok. Peki mesela sizin bu projeyle ilgili 3 yıl sonra birilerinin bir şeye ihtiyacı olacak mı? Mesela şu neydi, bu ne? Olabilir diyorlar. Gene yazmıyorsunuz diyorum. Şimdi burada bunun psikolojide bir adı var ama tam gelmiyor. Kasıtlı yanlış yapmanın bir şeyi var, bir adı var. Yani yanlış olduğunu biliyorsun, gene de yapıyorsun. Doğru olduğunu biliyorsun ama gene de yapmıyorsun. Bu hayatımızın birçok yerinde var bence. Çünkü bize ilkokulda itibaren temiz olmamız öğretildi. Ailemiz, ilkokul, ortaokul. Yani biz temizliği öğrendik. Şu anda ben sokakta kime sorsam, temizlik iyi midir, kötü müdür? Bence alacağım tek cevap var. Temizlik iyidir. Sonra beraber sokağa bakalım. Diyorum ki temizlik herkes iyi diyor ama herkes çöpü yere atıyor. Ha, bizim evlerimiz temiz ama sokaklar gene pis. Orada ders çıkarıp çıkarmamak, evet, kişinin kendiyle ilgili bir şeyi ya da kurumsal, evet, kurum sonucuna katlanıyor diyorum ya. Çünkü bu hatayı daha önce yaşamıştı. Şöyle bir kayıp yaşamıştı. Bunu herkes biliyor. Bunu çok yetenekli insanlar, şirketin yöneticileri, çalışanları biliyorlar. Evet. Problemin tekrar edebileceğini biliyorlar ve bu konuda harekete geçmiyorlar. Demek ki diyorum, bunun arkasında profesyonel bir bilinç var. Demek ki bununla beslenen bir şeyler de var. Diyorum, yoksa yapmam. Ben düştüğüm çukura tekrar düşmemek için şahsen gayret ediyorum. Aynı hatayı yapmamak için. Kendi adıma. Kendi işimde, özel hayatımda. Evet. Ama yani ayağıma küçük bir taş çarptı diye de bir daha o sokağa girmem demiyorum. O da var. Kesinlikle. Demek ki diyorum, ben kurumlarımızın çok akıllı zeki olduğunu düşünüyorum. Bu konularda da demek ki diyorum, daha farklı arkada gördükleri, farkında oldukları bir şeyler var. Dışarıdan böyle konuşmak kolay. Yani mesela eğitmen olarak biri anlattığında o firmada niye bunu yapıyorlar ya, yapsınlar yapmasınlar. Bence dışarıdan gazel okumak da diyebiliriz, kolay. Biraz içeri girmek lazım, içerideki havayı koklamak lazım. Demek ki oradaki iklim, oradaki yaklaşım, bir şeylerin farkında belki daha büyük başka bir problemi çözdü, onu çözeceğine. Belki diye ben olumlu düşünmekten yanayım. Evet, aslında kendi karakterimin aksine. Aslında unutmuyorlar da, yani çok daha önemli işler, bu işleri arka tarafa atılmasına sebep oluyor gibi bir anlam çıkarıyorum. Çok daha büyük problemlere odaklandıklarında kaynaklarını o tarafa çeviriyorlar. Yani evet, fırsatlara desek belki, değil mi? Veya yani ben oradan 10 bin lira kaybetmiştim. Şimdi düzeltirsem 10 bin lira cebimde diyor. Ama 100 bin lira kazanacak bir fırsat varsa ya da 100 bin lirayı kurtaracak bir şey varsa oraya dönüyorum. Çünkü gerçekten kurumlarımız çok çalışıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Yani kimse yatmıyor. Hani bu problemi çözmüyorlar. Çünkü bütün gün yatıyorlar. Asla öyle bir şey olamaz. Deli gibi uğraşıyorlar ama daha büyük problemlerin, senin de dediğin gibi, ya da daha büyük fırsatların peşine düşmekten bir şeyler atlanabiliyor. Ama ders çıkarabildiğimizi, çok genel sorarsan bana, ya da o konuda çok iyi olmadığımızı düşünüyor. Evet. Ders çıkarma konusunda. Bunu bence başlı başına bir öğrenilen ders videosu çekmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü öğrenilen dersler başlı başına nasıl kullanılır, nerede, ne zaman yazılırdan, kim toplara kadar bir sürü detayı olan bir içeriği var aslında öğrenilen ders. Var, onu ayrı konu yapalım. Bence de ayrı konu yapalım. Bence bugün güzel oldu bu ilk denemeyi. Bir yapalım bakalım. Tamam. Bakalım izleyenler sevecek mi, beğenecek mi? Bunun devamının gelip gelmemesi de biraz onlara bağlı. Aynen. O zaman yani bizi seyredenler aşağıya yorum yazsınlar. Değil mi bunu? Ya ne bileyim, böyle konuşalım mı? Bu konuları böyle gündem edelim mi? Paylaşalım mı? Yoksa sonuçta yapmaya da biliriz. O zaman bu haliyle yeter diyor. İyi, tamam. Sen içinden bir kez bakalım. Böyle kalın. Bakalım birileri seyredecek mi, beğenecek mi? Bakalım. Ben de bir denkliğinden duyurayım. Tamamdır.